Hepinize merhaba arkadaşlar. Biyonginer Lab kanalına hoş geldiniz. Bugün size mikroskopta bir şey incelemek istiyorsunuz. Bir yerden bir kesit aldınız. Bir bitkiyi ya da bir böceği incelemek istiyorsunuz. Nasıl inceleyeceğinizi göstereceğim. Bir olarak kameranın şeyini değiştirmem gerekli açısını. Ben bir sivrisinek öldürmüştüm. Onun şöyle netler mi? Heh. Onun kanadı bu. Bunu inceleyeceğiz bugün. Diyelim ki sadece bu size tanıttığım mikroskobum var elimde. Lamlemel setim yok. O yüzden bu mikroskobun yanımdaki lamı kullanacağım. Bunu taktım. Lamımı taktım. Tam şu yuvarlağına denk getirdim lamımı. Örneğimi de bu cımbızla alıyorum. Dikkat ediyorum ama ezmemeye, tırtıklı olduğu için. Tam örneğimi ortasına koyuyorum. Tamam. 100x'e ayarladım mikroskobumu. Her zaman 100x'ten başlayın. 100 en küçüktür. Bu 400 ve 1200x'e kadar gider. O yüzden 100x'te başlayın arkadaşlar. 100x'te gördüğünüzde 400 ve 1200x'te de görmeniz daha kolay olacak. Şimdi, evet, telefonumun mobil tutucusu sayesinde üzerine koydum mikroskobumu. Böyle bir bulanık görüntüyle karşılaştım. Şimdi hafifçe o makro vida dediğim şeyi size söylediğim şeyi yavaş yavaş aşağı indiriyorum. Bir şeyler görmeye başladım. Şimdi lamamı yavaşça hareket ettirdim ve kanadı gördüm. Evet. Oldukça net bir şekilde, yani oldukça değil ama yine net bir şekilde görüyorum. Tamam. Şimdi bunu net bir şekilde gördükten sonra bu 100x'te görüntüsü. Bu sefer 400x'i alıyorum. Aldım. Bulanık görüyorum yine. Makro vidamı ayarlıyorum. Yukarıya veya aşağı doğru. Çok hafif hafif ayarlamaya dikkat edin. Zaten 100x'te ayarlamıştık. Hop. Şimdi görüntü geldi. Net mi? Değil. Bu mikroskobun kalitesinden kaynaklanıyor biraz işin açıkçası. Daha da bozdum. Biraz aşağı indireyim. Ya, olabilecek en net görüntüsü bu. Şimdi 1200x'de göstereyim size. 1200x'i aldım. Yine bulanık bir görüntüyle karşı karşıyayım. Mikro makro vidamdan yavaş yavaş yukarı kaldırıyorum. Yavaş yavaş, çok yavaş. Evet. Netlik geldi. Tamam. Şimdi preparatımın üzerine hafif hafif gezdiriyorum. Bu sivrisineğin kanadı nasılmış? Yavaş yavaş. Bakın. Şu kıllar kanadın ucu. Gördüğünüz gibi kanatların ucunda kılları var. Ufak ufak. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha başka incelememi istediğiniz şeyler olursa bana lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi günler dilerim.